Olacak böyle? Benim dediğim olacak. Ağlayacak, zırlayacak, o adamı unutacak. Efendim Ebru. Polat. Buraya gelip beni alır mısın? Ne oldu Ebru? Biraz çabuk gelir misin lütfen? Tamam, çıkarım. Ya ne güzel bu işlerden elime eteğimi çekmiştim. Geldin yine soktun beni eylemlere. Özür dilerim Şemo Bey. Çok özür dilerim. Yok yok. Senin içindeki bu şiddete bir son vermek lazım. Benim tanıdığım bir psikiyatr var. Psikiyatr derken? Kötü enerji birikmiş senin içinde insan öldürdüğün için. Ya anlatman lazım ya da günlerce ağlayıp deşarj olman lazım. Çetin, ne diyorsun bu Duryan'ın yaptığı çözümlemeye? Başkanım, demek ki Burcuva içinde şiddeti hiç biriktirmiyor. Kadın, kadın. Ben bir halk düşmanı öldü diye sevinçliyim, sevinçli. Bacaklarım kalça geniş. Tek üzüntüm açık. Halk düşmanlarının sonunun gelmemesi. Ve uzanıyorum, natural bir şekilde. Omzum. Doğru yalan sende. Kalçam gayet rahat, ellerimi. Başkanım, köylerde pilates patlamış. Şu zaman göğsümüzü şişerek, şişirerek nefes alıyorum. Yıldırım, insanımız açlıktan kıvrım kıvrım kıvranıyor. Bunlar köy yüzü falan görmemiş, kıvrananı pilatesçi zannediyor. Kalmak pilates de çok önemlidir. Nefesi kaburgamızın yanlarına yani sırtımıza doğru. Ünlü iş adamı Cemal Karacadağ silahlı saldırıya uğradı.
ağır yaralanan ünlü iş adamının hayati tehlikeyi atlatamadığı ifade edildi. Başkanım, o kadar yağmurda da sıktık ölmemiş bu. Ulan Muru, bir işi de becer ha. Bir de bana bir kamyon hava atıyorsun boş boş. Ulan ben de diyorum, niye benim içimde böyle lanet olası bir sıkıntı var? Ağlaman lazım. Şemo, şu kadını sustur yoksa ben bunun ümüğünü sıkacağım şimdi. Canım. Çetin, hangi burcu hastanedeymiş ki tören? İşimizi yarın bırakmayalım. Emredersin başkanım. Bir mer ver lan. Vereyim başkanım. Yardım eder misin? Ebru, ne olduğunu anlatmayacak mısın? Yolda anlatırım. Ebru! Yaptığın çok ayıp. Bana başka seçenek bırakmadınız anne. Babam seninle evlenmeme asla izin vermeyeceğini söyledi. Neden? Önemi yok. Ben kararımı verdim. Taktik ve strateji nedir başkanım? Strateji Karacadağ'ın ölmesi, taktik odasına girip adam boğmak. Çok sert bir taktik ve strateji güttünüz başkanım. İçeride dikkat çekmeyin başkanım. Çekmeyiz Yıldırım. Çekmeyiz. Başkanım, haksızlık değil mi? Sen doktor, ben hizmetli. Ulan dua et hemşire değilsin Çetin. Çocuğum anan gelsin. Ananı iyice bir kontrol edeceğim. Ben haftaya kadar buradayım. Sendeki bu sınıf bilincinden nefret ediyorum Çetin. Halkı işçiyi çok seviyorsan önlükleri değişelim başkanım. Ulan Zebani, şu tipine bak. Sende doktor tipi var mı Gundi? Başkanım! Başkanım! Dur! Odayı buldum. O elindeki ne Yıldırım? Kimin röntgenini çaldın? Başkanım, halkımızın röntgenini çektim. Baştan aşağı problemli. Ve bunu ancak sen kurtarırsın. Kurtaracağım Yıldırım. Halkımızın kanını emen sülüğü öldürerek kurtarmaya başlayacağız. O da nerede Yıldırım? Thank you.
Bir çaresine bakacağız Ebru. Evlendikten sonra küs kalamayacaktır. Ben babamı iyi tanıyorum. Böyle olsun istemezdim. Ben de. Karnın aç mı? Canım bir şey yemek istemiyor. Olur mu öyle şey? Doktor bey, bir bakar mısınız? Amca, sizin hastaya ben bakmıyorum. Doktor değil misiniz? Ne demek bakmıyorum? Mecbursun bakmaya. Bağırma bana! Bakacaksın, mecbursun. Bak amca, bak. Hadi, lütfen. Amca. Lütfen, hadi. Hastam amca. Var benim. Lütfen. Amca, çekiştirip yürü. Durma. Hadi. Çekiştirip durma amca, ben senin bildiğin doktorlardan değilim. Bu prostat beni öldürecek. Bir şey olmaz amca, prostattan kimse ölmemiştir. Derdime çaresem de. Bak, bana cevap verme. Bak, amca, bak. Ne yapıyorsun? Kapatsana sen, kurban olayım. Halkın sana problemli yerlerini gösterir başkanım. Başkanım değil, doktorum Çato. Çetin doktorum, ameliyat hiç iyi gelmedi. Abim mahvoldu. Şimdi amca, benim adım Çetin değil, Murat. Bu ne olacak bu? Bu bir muayene et mi? Amca gözünü seveyim, bana açıp açıp durma şunu. Toparla tımarını. Ben sana dedim başkanım, ben doktor olayım diye. Çetin, benim sinirlerini bozma şimdi, senin kafana sıkmayayım. Şimdi dayı oraya bakmakla olmaz. Dur sen. Ne olacak peki? Kapat şimdi? Sen onu. Bir bak şuna. Kalk. Ben senin sırtını bir dinleyeyim. Dinle. Eksir. Ya dayı, sen günde kaç paket sigara içiyorsun? Sigaranın oraya zararı yok. Yo, dumanların hepsi dışarı çıkıyor mu zannediyorsun sen? Kanalları tıkıyor, kanalları, kanalları. Kanalı belediye açıyor. Dayı sen camı tamam. Aç şimdi. Sen de derin derin nefes al, her tarafın iyileşecek. Çetincim, seni de buraya nöbetçi dikiyorum. Bakacaksın amcalar doğru düzgün nefes alıyor mu, almıyor mu? Sen de o cigarayı bırak emmi, tamam mı? Çetin, sakın dışarı çıkmasınlar, işimizi bozmasınlar. Emredersin başkanım. Affedersiniz doktor bey, şunlara bir dakika bakabilir misiniz? Canım, şu anda müsait değilim, başka bir doktor baksın. Ama doktor bey... Bunlar çok önemli. Aması maması yok kardeşim. Oyalama beni. İçeride çok önemli bir kompradör var. Seninle mi uğraşacağım?
Ulan yemeğe öyle alışkınsın ki, üç kurşun yedin doymadın. Biraz da sana pamuk yedirelim bakalım. O zaman doyacak mısın? Eyvah! Deli Hüsnü abi! Senin burada ne işin var? İş derken Hüsnü abi? Liderin nerede? Ne? Sen kimi koruyorsun? Bunun ne işi var lan burada? Murat kardeşim, neredeysen dur. Nalet olasıca insan sevgine sığın. Murat kardeşim. Murat kardeşim. Artık bu işleri benim çetine devretme zamanım gelmiş. Nalet kulağım delinin sesiyle çınlıyor. Kıpırdama lan sen de. Ulan Dali, ne yapıyorsun oğlum sen? Ah! Çatlıyorum. Efendim, çok özür dilerim bu saatte rahatsız ettiğim için. Ben Metropol Tilkisi kodlu Murat ve ekibini bir suç işlemek üzereyken yakaladım. Lakin kendisini engellerken sert bir cismi kafasına indirdiğim için... Neredesin Hüsnü? Efendim, hastanedeyiz. Merak edecek bir şey yok. Murat Bey'in beyin kanaması geçirip geçirmediği 24 saat içerisinde belli olacak. Hiçbir yere bırakmam efendim. Siz hiç merak etmeyin efendim. Başkanım. Başkanım. Bu kaç? Şaş. Başkanım, iki bu. Başkanım, ben kimim? Sen içimize sızdırılmış bir ajansın. Emin misin başkanım? Sen baş ajansın. Ya ben? Sen bu halkın liderisin, güzel insan. Teşekkür ederim. Beni çok onur ettin Muratçığım. Tuncay Bey'in yanında da aynı sözleri tekrarlarsan çok mutlu olurum. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır. Bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Thank you.
Neredesin Memati? Hastanedeyim usta. Murat'a bakmaya geldim. İyi. Memati. Efendim usta. Memati, ben bugün evleneceğim. Bir şey demeyecek misin? Usta, emin misin bu evlilik? Yok, ben çocuk oyuncağı zannediyordum. Ofiste sade bir şey ayarlayayım Memati. Tamam usta. Güzel uyudun mu? Çok acayip rüyalar gördüm. Bir yere gidiyoruz. Arabanın içindeyiz. Ama her taraf kar. Buzun üstünde çok zor gidiyoruz. Karşımıza yaban domuzu sürüsü çıkıyor. Frene basıyorsun ama başlıyor araba dönmeye. Tam uçurumdan yuvarlanacakken uyandım. Ne demek acaba bu? Evleneceğiz demek. Zor olacak ama güzel olacak demek. Enişte? Eniştecim? Bu Muro seni kandırmış Hüsnü. Bunun kafasında hiçbir şey yok. Numara yapıyor kaçmak için. Olur mu öyle şey efendim? Başkanım gerçekten çok kötü. Acaba bir beyin tomografisi mi çektirseydik? Olmayan şeyin tomografisi mi olur lan? Kardeş, bu gerilim yüklü arkadaş kim? Bak, ben sana demedim mi Hüsnü? Kandırıyor seni, kandırıyor. Terbiyesiz! Oh! Utanmıyor musun beni kandırmaya? Kazım lan, usta resmen evleniyor. Tebrik ederim abi. Seninle konuşan da kabahat. Onun için mi söyledik? Nasıl bir düğün istiyor abi? Düğün müğün yok. Darısı senin başın abi. Evlilik insanın hayatına bir standart getirir. Bir standarttan da geri kalalım Kazım. Hadi gözümüz aydın. Polat Alemdar evleniyormuş. Tanrı düşmanımın başına vermesin diyeceğim ama ben Tanrı'nın işine karışmam. Eğer bu doğruysa ihtiyarlar Polat Alemdar'ı dışlarlar. Dışlamak ne kelime hocam? Polat Alemdar bitti, bitti. Bunu sonra kutlasak. Parayı bulabildiniz mi? Belirli kişilere hemen dağıtmamız gerekiyor. O iş bugün hallolacak kumandan. Karaca'da istediğimiz kadar parayı miras bırakacak. Geldiğimden Ebru'nun haberi yok.
Biliyorum ki pek de hızlı gelişen bir durumla karşı karşıya bıraktık sizi. Buyurun. Böyle güzel bir şeyin tatsızlıkla başlamasını istemem. Eğer bana dair sormak istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz bir şey varsa cevaplamaktan mutlu olurum. Ben söyleyeceğimi kızıma söyledim. O da kararını verdi, tercihini yaptı. Mutlu olun ya da olmayın umurumda değil. Tek dileğim benden uzakta yaşamanız. Ama neden? Beyefendi, siz benim muhatabım değilsiniz. Ben sizin muhatabınızım. Çünkü bugün kızınızla evleniyorum. Bugün mü? Ne haliniz varsa görün. Bu kadar acele etmeniz şart mı? Şartlar. Eğer katılmak isterseniz Ebru sizi görmekten mutluluk duyacaktır. Oğlunuz bugün bu işi hallederim diye ısrar ediyor. Ama ben diyorum ki Nazife anne hastaneden çıktıktan sonra yapalım. Annen, baban, biz daha tanışmadık bile kızım. Nikahta tanışırız işte bey. Nereye tanışıyorsun hanım bu halinle? Öyle bir tanışırım ki. Oğlum en doğrusunu yapmış. Benim ne olacağım belli değil. Ben oğlumun evlendiğini görmeden ameliyata girmem. En mutlu anında da çocuklarımın yanında olmak isterim. Midem bulanıyor. Gözlerim kararıyor. Arkadaşlar, yoldaşlar, kusmam geliyor. Hüsnü abi, bir doktor çağırsak? Ne doktoru? Adam beyin kanaması geçiriyor. Aç bakayım. Eyvah eyvah, aynen daha önce öldürdüklerim gibi gözleri ters bakıyor. Eğer başkanıma bir şey olsun, yemin ediyorum seni öldürmezsem. Kusmam var arkadaşlar. Hemen tomografisini almak lazım. Buradan bir yere kıpırdamayın. Başkanım, hemen şehadet getir. Örgüt mörgüt bir yere kadar. Bak orada Lenin menin, ara ki bulasın. Ulan Çaten, Yıldırım. Ulan bir rahat bırakmadınız ki şu deliye bir poz yapayım. Oh, çok şükür ölmedin ya. Demek ki Lenin'i ara ki bulasın, öyle mi Çaten? Ben kalabalıktır, mahşer filandır diye dediydim. Tabii tabii, Yıldırım, ver lan ayakkabılarımı. Sen benim devrimi gerçekleştirmeden öleceğime nasıl inandın Çatın? Devrimci şuurunu kaybetmiştin ya başkanım, o yüzden dedim. Kırmayayım kafanı şimdi senin. Nerede lan bu koruma? Ulan bu oda boş mu yoksa ben gerçekten beyin kanaması mı geçiriyorum? Boş başkanım. Şerefsizler. Yürüyün lan! Ne arıyorsunuz lan burada? Beyefendi, biz tomografi odasını arıyoruz. Burası değil.
Yeter başıma iş açtığın. Benden habersiz bir şey yapmayacaksın demedim mi? Alemdar Polat, vallahi çok sağ ol, kaybolan şuurumu yerine getirdin. Ben de çok teşekkür ederim. Karaca Dağ nerede? Bilmiyorum, nerede? Gidin Bedri'ye çökün, yerini bulun. Ama ben konuşmadan kimseyi öldürmeyin. Şimdi öyle çökün mökün derken bizim çocuklar yanlış anlar. Ben onlar mafyaya özenmesin diye 24 saat beyinlerine propaganda yaptım. Muro. O zaman biz çöker çökmez seni arayalım. He? Yavaş. Yavaş. Cemal Bey, paralar kasada mı? Ne yapmamı emredersiniz? Oradan alalım mı? Tamam usta, ben giderim. Tek hallederim, sen merak etme usta. Öbürünü de getirin buraya koyun. Abdüley burada, Erhan var. Çocuklar halleder, merak etme usta. Tamam. Abdüley sen burada kal, ben şu Bedri Fincancı ile bir görüşüp geleyim. Tamam abi. Her tarafa baktın mı Abdüley? Baktım abi. Sultan yengeyi biri mi kaçırdı? Allah korusun Abdül. Boş boş konuşma Erhan. Cevat'ın kimi kimsesi kalmış mıydı Abdüley? O tarafa baktın mı hiç? Bakmadım. Bakayım abi. Kazım. Ne diyorsunuz Asu Hanım? Bence riskli. Nazife Hanım'ın hastaneden çıkması doğru değil. Beni götürmezseniz ben burada kalbimden değil kahrımdan ölürüm. Evladım bir konuşabilir miyiz seninle? Ne konuşacaksanız burada konuşun. Oğlumla bir baş başa konuşamayacak mıyız hanım? Tuncay Bey evladım. Ne yapın edin beni buradan çıkarın. Elimizden geleni yapmaya hazırız efendim ama... insanlar bir defa evleniyorlar hayatlarında. Değil mi Asu Hanım? Evladım bu acele niye? Hayırlı işte acele etmek lazım diyen siz değil miydiniz baba? Bu kadar da acele demedik oğlum. Kızın bir ailesi yok mu tanışacak? Bir örf var, gelenek var. Giderdik isterdik. Baba bu işi zamana yayarsak olmayacak. Neden? Biliyorum öyle olacak. O yüzden en iyisi bir an önce halletmek. Sen bu kızı istiyor musun, istemiyor musun evladım? Eğer istemiyorsan... anneni iki dakika mutlu edeceksin diye hem kendini hem de kızcağızı... bir ömür esarete mahkum etme. Baba evlenmek için çok mu sevmek gerekiyor? Sevginin azını çoğunu tartacak bir tartı yok evladım. Sevmek gerekiyor. İsteğin de azı çoğu tartılmıyor baba. İstiyorum işte. Peki. Babası annesi diye karşı çıktı bu işe.
Bilmiyorum. Araştırdın mı aileyi evladım? Annenin bakması başka, senin başka. Sordurdum baba. Normal insanlar. Ama demek ki bize karşı ön yargılılar. Ben de açıkçası o kadar çok şeyle mücadele ediyorum ki bunu değiştirmek için mücadele edemem. Beni başta tanımak istemedi. Nasılsa uzun yıllar içinde tanır. Hı hı. Birbirini karşılıksız seveni Allah da sever. Allah ikinizi sevdiklerinden kılsın. Sizi esirgesin, korusun. Görüşemezsiniz beyefendi. Randevu almanız gerekiyor. Ne oluyor burada? Memati Baş sizi görmek istiyor Bedir Bey. Atın bunları dışarı. Sana Bedriye. Hem Cemal Bey'e sıktırıp hem de karşımda mı dikiliyorsun? Ne alakası var lan Bedri? Biz yapsak yaşar mıydı ağam? Murat sizin adınıza yaptı bu işi. Niye? Ben sen miyim tetikçi yollayayım? Çok şükür elimiz ayağımız tutuyor. O zaman ver bana Murat'ı, görüştüreyim Polat Alemdar'ı. Oğlum ben senin ne olduğunu biliyorum. Bedavaya hiçbir iş yapmazsın sen. Dışarıda arabada. Söyle yerini. Al Muro'yu. Hüsnü geç benim arabaya. Emredersiniz efendim. Ne oldu? Neredeymiş o yaralı komprador? Siz bekleyin, ben hallettim Bedri'yi. Karaca da alıp geleceğim. Al. Bu baş mematine temiz iş yapıyor başkanım. Hiç ses gürültü patırtı çıkmadı. Başkanım, bu yaralı adamı niye buraya getirecekler? Ben diyorum ki rica edelim baş mematiden bize kısa zamanda bir mafya teknikleri dersi versin. Ulan düşünüyorum. Burada niye kaldığımızı çözümleyemiyorum. Ben seni evin önünde beklerim. Duydun, sürk yazdım. Efendim?
Efendim, Murat Bey ve arkadaşlarını Sayın Polat Alemdar bana emanet etmişti. Bırakıp sizinle gelmem doğru mu? Doğru değil Hüsnü, yanlış yaptın. O zaman Kazım Bey arkadaş sağa çekebilir mi? Ben inip bir koşu geri döneyim. Memnuniyetle. Kazım duydun Hüsnü Bey'i. O sinyali vermezsen ölürsün değil mi? Abi Türkiye'de en çok korktuğum şey trafikte olmak. Standart dışı hareketler insan hayatını tehdit ediyor. Benden korkmuyorsun, trafikten korkuyorsun öyle mi? Ben sevdiklerimden korkmam abi. Ben de seni seviyorum Kazım. Herkes deli, bu herkesten daha deli. Bırakın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Polat buraya gelmemizi söyledi. Biliyorum. Buyurun. Yenge hoş geldiniz. Ben Erhan. Merhaba Erhan. Merhaba. Sedef'cim yardım eder misin? Elbise giyeceğinden emin misin? Bedir Bey'le buluşacağız, haberi var. Aç. Kazım, ne diyorsun bu Gamze işine? Bir şey demiyorum abi. Bu insanlara örnek olur bana inat bir şey yapmak. İnadıma gitti evlendi. İnsan bir korkar. Gece gece bu mematı ya karşıma çıkarsa diye. Bak şu gözlere Kazım. Gece görsen tırsmaz mısın? Ben sevdiklerimden tırsmam abi. Yok yok. O beni hiç sevmedi Kazım. Şekerim, çekmeyecek misin? İstemiyorum. Şekerim, Air Force One. Böyle bir uçuş yok. Ha? Sana iyi yolculuklar Fuat. Sağ ol şekerim bu arada. Niye? Evlendik, düzene girdik. Oturduğun koltuk belli. Beraber olduğun kadın belli. Yattığın saat, kalktığın dakika belli. Çocuk da mı yapsak şekerim? O duyguyu yaşamak istiyorum. Yeğenin var. Git onu sev. Şekerim. Ben
Sevmek için demedim. Denemek için dedim. İstemiyorum. Bana bak. Git biraz alışveriş yap, kendine gel. Bir daha da bana istemiyorum, istemiyorum deme. Hadi. Kapıyı aç. Beni öldürmeye mi geldin? Hayır. İskender niye seni öldürmek istedi? İskender mi? Hı hı. Benden para istedi, vermedim. Neden? Ortaklarım verme dedi. Yani ortakların ölmeni istedi. Beni kurtar. Ne kadar para istiyorsan senin olsun. Seni öldürmek isteyenler sende para mı bırakır? Gizli param var. Gizli paranın yerini bilen var mı? Yok. Yerini söyle bana. Ne yapacağız usta? Yetişebilir miyiz nikah memati? Usta istiyorsan nikahtan sonra gidelim. Nikahtan sonra da iyice ayıp olur. Ne diyorsan öyle yapalım usta. Hadi hızlıca gidelim. Hazırlasınlar. Hı hı. Gidelim buradan. Gittiğiniz yere ben gelmeyeceğim Cemal Bey. Sayın Büyük. Emrettiğiniz görevi ifa ettim. Paraların yerini de öğrendim. Ancak bir problem var. Ne problemi Bedri? Bu da işin hediyesi olmuş. Adresi Zeki'ye verirsin. Gözlerinden öperim. Zeki, Bedri ile temasa geçin.
Polat Alemdar da parayı almaya gidiyormuş, haberin olsun. Emredersiniz efendim. Hocam, bunları listenizdekilere yollayın. Herkesi parayla satın alamayız. Bazılarını hediyeyle kandırmamız lazım. Yine de sizi çok eleştirecekler. Ben eleştiriye açık bir adamım. Yeter ki beni gündemde tutsunlar. Her gün yazsınlar da ne yazarlarsa yazsınlar. Funda burada mı? Şarkıcı Funda mı? Evet. Kim arıyor? İnci. Özel partilerde de söylüyor diye duydum. Burada değil. Telefonunu alabilir miyim? Siz bırakın, o sizi arasın. Telefonunu bekliyorum. İleteceğim. Oluyor.
sığmaz. Bir kamyonet bul Kazım. Şarjör! Koş! Bekletmeyelim. Aa, bu kim? Hiç kimse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Ömer Baba. Hoş bulduk. Hoş gelmişsin Nazif Efendi. Hoş bulduk Evliya. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ne güzel olmuş burası. E oğlum nerede? Kızım nerede?
yapmış. Maşallah. Darısı başınızda. Ailen de geliyor değil mi kızım? Efendim, Polat Alemdar paraları yakıyor. Bu adamın hiçbir bir şeye saygısı yok. Para yakalar mı? Zeki, anlaşmaya gelmiyor mu? Parayı versin, seni alsın. Anlamadım efendim. Çekil oradan. Adam paraları nereye götürecek, takip edin gizlice. Kazım. Senin düğün bereketli oldu.
Kimsenin altın takmasına gerek yok. Memati, 5 dakikayı ofiste olamazsak ortada düğün kalmayacak. Sen bereketi o zaman gör. Heh. Usta, istersen yavaş gidelim. Kaçıralım istemeye istemeye. Hayırdır Memati? Karar verdim usta. 40'a kadar devlet için. 40'ımdan sonra kendim için yaşayacağım. Nasıl yaşayacaksın? Usta, mafya dönemi iyiydi. Gel diyorsun, geliyorlardı. Şimdi devlet terbiyesi gereği lan diyemiyoruz. Onlar da gelmiyor. Daha bana niye evlenme diyorsun? Usta, yengem güzel kız da. Ne yapacaksın? Akşam 8'de eve yemeğe mi gideceksin? Gideriz Memati, fena mı? Yaşlılar mı, ihtiyarlar mı? Neyse, onlar ne diyecek? Ne derlerse diyecekler Memati. O zaman usta, düğünden sonra eğlenelim. Bir mekan kapatalım. Yemek, memek. İyi olur Memati. Aferin. Senden şüphelenmiştim ama artık güvenebilirim. Benden ne şüpheleneceksin? Karacadağ sana satanlardan şüphelen. Fincancı bugün sahibini satıyorsa yarın seni satar. Beni kimse satamaz. Senden bir isteğim daha olacak. Dinliyorum. Sen Bulut diye birini tanıyor musun? Sen Bulutları bana sor. Parçalı parçasız hepsini tanırım. Az kurşun doldurmadım ben onun kanına. Hasmın yani? Benim değil. Halkımın hasmı. Halkın içinde yetişip halkını satan işbirlikçiler bunlar. Memati, paraları iyi sakla. Tamam usta. Gecikme aşağıya. Geliyorum usta. Siz aşağıdaki depoları boşaltın. Mallar arabada. Peki efendim. Memati Bey, Memati Bey. Ne yaptıysam Murat Beyleri bulamadım. Şimdi ben Polat Bey'in yüzüne nasıl bakacağım? Özür dilerim geciktiğim için. Evladım, bu ne hal? Yolda araba bozuldu anne. Üstüm başım battı. 2 dakikada hemen geliyorum. Gel. Paralar tamam. Öyle bir yere sakladım ki Allah'ın kulu bulamaz. İyi. Yani nikah şahidi kim olacak? Abdülele ben. Ya keşke Ebru'ya sorsaydık. Arkadaşını yapmak isterdi belki de. Usta, tanımadığımız insanların şahitliğine güvenemeyiz.
Nerede Ömer baba? Gelecek şimdi. Gel oğlum, otur şuraya. Kokuyorum Ömer baba, rahatsız etmeyin. Burası iyi. Baba. Canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne güzel olmuşsun. İyi görünüyor muyum? Bence muhteşem görünüyorsun abi. Geldiğinize çok sevindim. Tanıştınız mı? Tanıştık. 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 Efendim hazırız, buyurun. Tamam. Değerli konuklar, Ebru Bulur'la Polat Alemdar'ın nikah törenine hoş geldiniz. Polat, doğum gününüz. Ankara. Siz beyefendi, adını söyleyin. Anne adınız. Nasıl? Baba adınız. Ömer. Doğum yeriniz. İstanbul. Evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza göre evlenmenize mani bir engelin olmadığı anlaşılmıştır. Siz Ercüment kızı Ebru Duru, Polat Alemdar'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Ömeroğlu Polat Alemdar, Ebru Duru'yla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler şahit misiniz? Evet. Evet. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanımızın
bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Buyurun. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Kendi evimize geçtiğimizde zaman içinde zevkine göre döşersin. Evin ne önemi var? Memati bir şeyler organize edecekti. Ben hemen üstümü değiştireyim. Buyurun Sayın Başkan. Öncelikle tebrik ederim, mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Görüşmemiz gerekiyor. Yarın görüşsek? Yukarıdan talimat var. Bütün istihbarat birimleri çağrıldı. Katılmanız gerekiyor. Hayırdır Sayın Başkan? Yeni bir müsteşarlık oluşturuldu. Bütün birimler o çatı altında toplandı. Müsteşar kim? Bilmiyorum. Toplantıda açıklanacak. Ama temennim sizin isminizin açıklanması. Ben hazırım. Geliyorum. Teşekkür ederim. Ebru, benim bir yere uğramam gerekiyor. Burada mı beklemek istersin, mekanda mı buluşalım? Ben burada bekleyeyim. Beraber gidelim. Neyse Zeki, para yabancıya gitmedi. Damadımıza gitti. Çok şanslısınız Ercüment Bey. İnanın, kızım olsa Polat Alemdar'dan başkasına vermezdim. Eğer siz olmasaydınız, bırakın katılmayı, ben bu nikaha müsaade etmezdim. İçiniz müşteri olsun. Kimse kızınıza zarar vermeyecek. Ayrıca Polat evlendiği için ihtiyarlar onu daha fazla yanlarında tutmayacaklar. Bu da onun sonu olacak. Kızına çok yakında kavuşursun. Kimmiş Kazım? Kazım! Bir şey sorduk mu cevap ver Kazım. Seninle konuşmak istiyorum Memati. Ben de. Kazım dışarıda bekle. Ne olursa olsun delikanlı kızsın. Bileklerini kestin, gördüm. Gittin inadıma evlendin, onu da gördüm. Şimdi kalktın buraya kadar kendi ayağınla ölüme geldin. Onu da gördüm. Ne demişler? Yiğidi öldür, hakkını yeme.
Memati. Hamileyim. Abdüle restorandadır. Sen niye gitmedin? Hiç eğlenecek halim yok. Bulamadı sultanı ha? Ne oluyor birader? Siz kimsiniz? Arama yapacağız. Nereyi, kimi arıyorsunuz? Alper Bey, siz bu işe karışmayın. Siz kimsiniz? Çekil lan şuradan. Kardeşim siz kimden emir oluyorsunuz? Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı. Küslük olmaz.